Data yani veri, günümüz dijital dünyasında tarihte hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldi. Her anımızda farklı yönlerden bu muazzam bilgi akışına maruz kalmaktayız. Veri, her şeyin doğru çalışabilmesi için mutlak gerekli olan bir anahtardır. Peki, veri dediğimizde aklımıza ne geliyor? Hiç düşündünüz mü? Aslında veri herhangi bir şey hakkında bilgi veren her şey olabilir. Mesela isminiz, adresiniz, araba markanız, telefonunuzdaki resim dosyanız, banka hesabınız, hesabınızdaki tek tek her bilgi vesaire. Modern sistemlerin başarısı artık elde ettiği veya sahip olduğu veriyi nasıl yönetip yapılandırarak işlediğine bağlı. Burada hangi şirket veriyi daha verimli ve hızlı kullanışlı hale getirirse o kadar öne çıkıyor. Pekala Dünyada bir günde üretilen verinin büyüklüğü hakkında bir tahmininiz var mı? 2022 yılı itibariyle dünyada her gün 2.5 quintillion bytes'tan daha fazla bilgi üretilmekte. Bu da tam olarak 2.5 milyar gigabytes ediyor. Düşünün 1 gigabyte ile neler yapılabilir? Mesela 300 bin e-mail yazılabilir. 30 dakikalık HD kalitede YouTube videosu izlenebilir veya 3000 internet sitesi ziyaret edilebilir ve bunun tam 2,5 milyar katını günlük üretiyoruz. Bu sayılarla da görüldüğü üzere data yani veri artık günümüz dünyasında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu bilgileri verdikten sonra gelelim videonun konusuna. İşte bunca üretilen devasa bilginin depolandığı şey veri tabanıdır. Veri tabanları verilerimizi tekrar kullanmak amaçlı depolamamızı sağlar. Günümüz modern veri tabanı sistemlerine geçmeden önce biraz tarihçesini anlatmak istiyorum. İlk veri tabanlarından günümüze gelene kadar neler olduğundan bahsetmek istiyorum. Veri tabanı deyince hemen aklımıza elektronik bir şey gelmesin. Mesela bu resimde gördüğünüz Hammurabi Kanunları. Milattan önce 1760 yılında Mezopotamya'nın Babil ülkesinde ortaya çıkan tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı yasalarından biridir ve bu da aynı zamanda bir veri tabanıdır. Başka bir örnek ise eski kütüphanenin kart katalogları. Aynı zamanda bir koleksiyoncunun envanteri de veri tabanına örnektir. Bilgisayarların hayatımıza girmesiyle beraber verilerin depolanma işlemleri dijital ve otomatik hale geldi. İlk veri tabanları flat file model dediğimiz alt alta sıralanmış ve belli bir düzene olan bilgi satırlarından oluşuyordu. Her ne kadar istediğimiz verilerin depolanmasına yardım etse de Bilgilerin okunmasında büyük performans sorunları veriyordu. Bunun nedeni herhangi bir aramanın her zaman dosyanın en başından başlayarak tüm dosyayı gezinmesinden dolayıydı. En son satırdaki bir bilgiyi bulmak için tüm dosyayı baştan aşağı taraması gerekiyordu. Büyük hacimdeki verileri böyle bir veri tabanının kaldıramayacağı açıktı. Bu yüzden de daha farklı, verimli, hızlı ve güvenilir veri tabanlarına ihtiyaç vardı. 1960'ların ortasında IBM şirketi kendi geliştirdiği IMS sistemi için hiyerarşik model veri tabanı sistemini kullandı. Bu veri tabanı modeli ağaç şeklinde bir ana objenin bağlı olduğu birçok alt objeler kullanmaya dayalı bir modeldi. Daha sonra Charles Beckman tarafından daha esnek olan ve birden fazla ana objesi olan Network Model adında bir veri tabanı modeli ortaya atıldı. Fakat kullanılan veri objeleri büyüdükçe aralarındaki bağlar yani pointerlar kontrol edilemez hale geldi. 1970 yılında IBM'de çalışan Ted Cutt daha verimli ve kullanışlı olan ve günümüzde halen çok popüler olan relational database modeli tasarladı. Basit bir şekilde farklı tablolarda hazırlanmış ve birbiriyle ilişkili olan veriler bütünü diyebiliriz. Bu modelde pointers dediğimiz birbiriyle ilişkili olan göstergeler yoktu. Tablolar birbirleriyle sadece veri bilgileri ile ilişkilendiriliyordu. Bu model birçok kesim tarafından destek gördü ve kısa zamanda ilk prototipleri kullanılmaya başlandı. Pekala, teklif edilen bu yeni modele göre depolama, değiştirme, silme ve sorgulama işlemleri nasıl olacaktı? İşte bu sorunu çözmek için IBM araştırmacılarından Raymond Boyce ve Donald Chamberlain 1970 senesinde ismi SQL olan ve daha sonra değiştirilip ismi SQL yapılan bir programlama dili oluşturdu. Bu dil yardımıyla artık birçok veri işlemi kolayca gerçekleştirilmeye başlanmış oldu. Günümüzde SQL en çok kullanılan sorgulama dillerinden biridir. Oracle şirketi de işte bu sırada ortaya çıktı ve bu relational model fikrini kullanarak tasarladığı veritabanını ticari kullanımı açtı. Ve bildiğimiz üzere kısa sürede çok hızlı büyüdü ve dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri oldu. IBM ne yazık ki kendi tasarladığı bu modeli hayata geçirmek için çok geç kaldığından veri tabanı pazar payından çok az bir parça alabildi. Database dediğimizde çoğu zaman DBMS ile karıştırılmaktadır. Database içinde kişiler, lokasyonlar veya herhangi bir şey hakkında bilginin toplandığı bir şeydir. Bunun aksine DBMS ise database'leri yöneten, çalışmasını sağlayan, oluşturan ve bilgi giriş çıkışını izleyen ve yöneten bir sistemdir. Örnek vermek gerekirse database backup, yedekleme yapmak, transaction oluşturmak veya kullanıcıların veri tabanından bilgi akışını sağlamak gibi işlemleri DBMS yapar. DBMS sistemlerine birkaç örnek vermek gerekirse bunlar Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL ve Oracle RDBMS'tir. Relational database sistemleri 90'lara gelene kadar çok popüler oldu ve birçok farklı projede kullanıldı. Fakat 90'lar ve 2000 yılının başlarında özellikle operasyonel sistemler için tasarlanmış ve kusursuz çalışan relational database sistemleri artık internet çağının gereksinimlerini karşılayamaz hale geldi. Tek bir makinede çalışma prensibine dayalı tasarlanan bu sistemler internetin de getirdiği büyük veri iş gücünün karşısında ne kadar işlemci, bellek veya hafıza eklenirse eklensin diz çökmek zorunda kalıyordu. Artık yeni, ölçeklenebilir bir veri tabanı tasarımına ihtiyaç vardı. 2000'li yılların sonlarına doğru ortaya NoSQL veri tabanları çıktı. Bu isim NoSQL yani SQL'e hayır anlamında değildir. Gerçekte not only SQL anlamındadır. Yani ilişkisel bir veri tabanı olmadığını ve geleneksel veri yapısına uymayan verilerin de depolanıp kullanılabileceğini belli etmek için verilen bir isimdi. Bu devrim niteliğinde olan adımla artık teknoloji dünyasında yeni bir çağ başlıyordu. Böylelikle tek bir makinede değil de esnek bir şekilde büyüyebilen distributed yani dağıtık database sistemleri ortaya çıktı. Bu sayede iş gücü ne kadar artarsa artsın buna karşılık verecek bir çözüm bulunmuş gibi gözüküyordu. Fakat NoSQL veri tabanları daha önceki ilişkisel veri tabanlarının yaptığı her şeyi yapamıyordu. Mesela veriler arasında ilişki yani join kurulamıyordu veya transaction kullanmak çok zor ya da mümkün değildi. Günümüze kadar birçok farklı NoSQL veri tabanı çıktı ve her biri kendince kullanıcılara farklı olanak ve çözümler sunuyor. NoSQL veri tabanları verileri yönetmek için çeşitli veri tabanı modelleri kullanır. Yani artık relational database modelde olduğu gibi tek bir seçeneğimiz yok. Günümüzde her uygulama büyük veri hacmi, düşük gecikme süresi ve esnek veri modelleri gereksinimlerini en iyi karşılayan veri tabanı türünü seçiyor. Şimdi sizlere hızlı bir şekilde bu NoSQL veri tabanı türlerini teker teker açıklamak istiyorum. İlk başta karşımıza key-value database çıkıyor. Bu veri tabanı modeli sadece iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar key ve value yani anahtar ve değer. Bu veri tabanı relational veri tabanlarında olduğu gibi herhangi bir schema yani şema kullanmaz. Kullandığınız anahtar benzersiz olmalı ve bununla ilişkili bir değerle eşleştirdiğiniz basit bir veri tabanı modelidir. Siz bu değer içerisine istediğiniz her türlü bilgiyi depolayabilirsiniz. Bunları tekrar okurken aynı şekilde anahtarı kullanmanız gerekiyor. Örneğin bir değer yazmak için set user 2 name baristere veriyorum. Tekrar okurken de get diyoruz ve verdiğimiz anahtarı kullanıyoruz. Key-value veri tabanları genelde bilgiyi bilgisayarın hafızasında tutar ve bu yüzden de çok hızlıdır. Ama direkt hafızayı kullandığı için kapasitesi de sınırlıdır. Tabii ki sabit disk üzerine de depolamak mümkündür. Caching bu veri tabanlarının en yaygın kullanımı arasındadır. Birkaç örnek olarak Redis, Memcached ve Hazelcast diyebiliriz. Bir sonraki veri tabanı modelimiz White Column Database. Key Value modelini daha da genişleterek Column veya Column Family dediğimiz gruplandırmayla sütun kullanarak sanki bir Relational Database'e benzer şekilde verileri depoluyor. Bu sayede column family kullanarak birbiriyle ilişkili verileri aynı çatı altında topluyoruz. Bu veri tabanı da herhangi bir schema kullanmaz. Yani istediğimiz gibi sütun ekleme ve çıkarma yapabiliriz. White Column veri tabanları genelde veri depolama hızının yüksek olduğu ve veri okuma hızının düşük olduğu senaryolarda daha çok tercih ediliyor. Bu veri tabanına birkaç örnek verecek olursak bunlar Cassandra ve HBase diyebiliriz. Mesela Cassandra kendi geliştirdiği ve SQL'e çok benzeyen SQL dilini sunuyor ve bu sayede bilgilerinizi tanıdık bir dil ile yönetme imkanı veriyor. Diğer bir veri tabanı modelimiz Document Oriented Database. Bu modelde document dediğimiz dokumentlerle çalışılıyor. Her document yine kendi içinde key value barındıran bir container görevi yapıyor. JSON en yaygın olarak kullanılmaktadır. Herhangi belli bir yapısı yoktur ve burada da schema gerekmiyor. Aynı zamanda join kullanımı da mümkün kılınmıyor. Birden fazla document bir araya gelerek collection'da oluşturuluyor ve bu collection'lar da yine başka türlü collection'lar ile ilişkilendirilebiliyor. Böylelikle relational veri tabanlarına benzer bir çalışma yapısı ortaya çıkıyor. Fakat bu veri tabanlarında kullanılan yöntem mümkün olduğunca birbiri ile alakalı olan bilgileri aynı document içinde tutmaktır. Yani relational veri tabanlarında kullanılan normalization yöntemi yerine Tam tersine de normalization yapılıyor. Yani birden fazla mantıksal ayrılmış tabloları tekrar bir tablo içine indirgemek manasında. Bu tür veri tabanlarında bilgiyi okumak çok performanslıdır. Fakat bilgiyi değiştirmek o kadar da performanslı değildir. Document oriented veri tabanları şimdiye kadar saydığımız diğer veri tabanları arasında genel kullanım için en uygunudur. Yazılımcılar bakımından kullanması çok kolaydır ve mobil app gibi projelerde çok tercih edilir. Birkaç örnek vermek istersek MongoDB, Firestore ve CouchDB sayabiliriz. Farkında mısınız? Şu ana kadar anlattığım tüm veri tabanı türlerinde join yapmak ya mümkün değildi ya da çok zahmetli ve veri tabanı için külfetli bir işlemdi. Peki bunun kolay bir yolu yok mu? Mesela ağırlıklı olarak birbirleriyle ilişkilendirilen verilerle çalışmak istersem hangi tür veri tabanı kullanmam gerekiyor? İşte burada karşımıza graph database çıkıyor. Bu modelde verilerimizi node olarak ve verilerimiz arasındaki bağlantıları da edge olarak isimlendiriyoruz. Gerek node seviyesinde, gerek edge seviyesinde farklı özellikler ve bilgiler ekleyebiliriz. Hızlı ve randımanlı join yapabilme kabiliyeti vardır ve performanslı bir şekilde verinizi tüm bağlantılarıyla ortaya çıkartabilir. Bu veri tabanı ilişkisel veri analizi gereksinimlerine çok uygundur. Mesela recommendation engine, fraud detection veya social networks bu veri tabanına örnek olarak Neo4j ve OrientDB verebiliriz. Son olarak anlatmak istediğim veri tabanı türü ise Search Database, arama veri tabanı. Bu modelde ise bilgiler yine Document modelinde olduğu gibi Document halinde saklanıyor. Fakat burada yapılan şey ise Index kullanarak bilgilerin daha hızlı bulunmasını sağlamak. Her eklenen bilgi için bir indeks oluşturuluyor ve böylelikle yüksek hızda aramalar gerçekleşebiliyor. Özellikle her türlü arama motoru gereksinimi için çok uygun bir modeldir. Bu veri tabanına örnek olarak da Elastic ve Solr sayabiliriz. Sizlere hızlı bir şekilde farklı veri tabanı türlerini açıklamaya çalıştım. Umarım veri tabanları hakkında genel bir fikriniz oluşmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma üye olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de hatırlatıcınızı açmayı unutmayın.